Sayın Selim Erdoğan, hoş geldiniz. Buraya kadar işgal güçlerinin pek de istediklerini alamadıklarını, direnişi bastıramadıklarını görüyoruz. Bu ne zamana kadar böyle devam etti? Şimdi üst üste gelen pek çok darbe yediler işgal güçleri. Özellikle Güney cephesinde Fransızlardan, Doğu cephesinde Sovyetlerle olan yakınlaşma. Yani hiç umdukları gibi gitmedi. Başlangıçta İngilizlerin özellikle hayalini kurdukları işgal, Padişah Halife'nin ve İstanbul hükümetinin nüfuzu sayesinde halkın koyun gibi güdülebileceği bir ortam hayal etmişlerdi. Bir takım münferit direniş hareketleri elbette olacaktı ama onları da bir şekilde böylece kolaylıkla bastıracaklardı. Şimdi öyle bir durum ki aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık. Lloyd George açısından düşünüyorum. 4 senelik kanlı bir savaştan sonra bir an evvel askerleri terhis edeceğini, savaş ekonomisinin sona erip böyle postmodern bir yapının oluşturulacağına söz vermiş. Ama bir yandan da giderek bir açmazın içine giriyor. Sürdürülebilir olmaktan yavaş yavaş çıkıyor işgal. İşte bu şartlar altında İngilizlerin de tahammül sınırları artık sona eriyor. Burada altını çizmemiz gereken bir olgu Misak-ı Milli. Şimdi biz Misak-ı Milli'yi hep sosyal medyada dolaşan bir harita ki o haritanın da aslında pek çok türevi vardır biliyorsunuz. Her tarafa çekiştirilebilir, siyasi amaçlarla da kullanılabilir. Ama Misak-ı Milli'nin gözden kaçan bir asıl vurgusu vardır, o da şudur. Misak-ı Milli aynı zamanda İngilizlere, Fransızlara, kısacası bütün işgal güçlerine, Yunanlara, hepsine bir manifesto, bir savaş ilanıdır. Hani deniyor ya İngiliz'le savaştık mı savaşmadık mı? Ya biz zaten bir mütareke yaptık, bir barış antlaşması yapmadığımız için savaş hukuku henüz sona ermiş değil. İngilizlerle hala biz aslında teorik olarak savaştayız. Ama Misak-ı Milli ile beraber bunu pekiştiriyor Mustafa Kemal Paşa. Aslında İngilizlere tekrar bir kez daha meydan okuyarak bir savaş ilanında bulunuyor. Ne demek bu? İşgal ettiğiniz bütün topraklardan sizi çıkartıp atacağız demek. Bunun başka bir açıklaması var mı? Bu bir savaş ilanı. Tabii artık bunlar üst üste gelince ve o son aşamaya geldiği noktada meşruiyet yapısının oluşturulmasının artık tehlikenin geldiği boyutların farkında olduğu için İngilizler son adımı atmak zorunda kaldıklarını hissediyorlar. O da nedir? Artık cebir kullanmak zorundalar. Sahaya kendileri inmek zorundalar. A planları çökmüş. Yani padişahı ve İstanbul hükümetini kullanma planı suya düşmüş. Bir etkisi olmadığını görmüşler. Ellerinde patlamış bu plan. Dolayısıyla B planına geçiyorlar artık. B planında nedir? Bizzat sahaya kendileri iniyorlar. 16 Mart 1920 günü İstanbul'da neler oldu? Bu tarih işgalcilerin strateji değiştirdikleri bir tarih midir? İşte A planı yürürlükten kalkınca B planı olarak sahaya kendileri indi demiştim. Tam olarak da kastettiğimiz aslında budur. Mecburen artık kendi süngülerini takıp kendi tüfeklerinin gücüyle Türkiye boyun eğdirme telaşına düşerler. 16 Mart 1920 sabahı İngilizler o zamana kadar daha çok Mondros Mütarekesi'nin işte ilgili hükümlerine dayandırdıkları ve işgal kontrolü ya da mütareke hükümlerinin uygulanmasıyla sınırlı olduğunu söyledikleri işgallerini doğrudan cebri, kanlı bir boyuta taşıdılar. Özellikle Şehzadebaşı'ndaki karakolda bugün veznecilerde bir orada küçük anıt dikilidir. Artık yerinde değil. O karakolu basarak uykularında katlettikleri 10. Kafkas Fırkası'nın askerleri. Aynı şekilde Kuleli'de, Mektebi Harbiye'de yaşananlar. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında 16 Mart 1920 günü İstanbullu gerçek terör neymiş bununla tanıştı. İngilizlerin terörüyle tanıştı. Artık o dakikadan sonra İngilizler İstanbul hükümetinden çok da fazla bir yardım görmeyeceklerini ve kendi başlarına bir şeyler yapmak zorunda olduklarını anlamışlardı. Meclis-i Mebusa'nın kapatılması neleri değiştirdi? Osmanlı'da meşrutiyet sona mı erdi? Oo, çok güzel soru. Evet, Meclis-i Mebusa'nın kapatılması
aslında bir yerde Mustafa Kemal Paşa'nın istediği ortamında oluşmasını hızlandırdı. Çünkü en baştan beri zaten İstanbul'da bu şekilde bir meclisin toplanmasına karşıydı kendisi. Neden? Çünkü zaten en başta vurguladıkları bir durum vardı. Padişah işgal güçlerinin kontrolünün altında. Hükümet işgal güçlerinin kontrolünün altında. O yüzden bir şekilde düşman süngüsünden uzakta bir yerde bu meşru yapının oluşturulması gerekiyordu. En baştan beri Mustafa Kemal Paşa'nın istediği bunun farklı görüşler vardı aslında. Eskişehir isteyen de vardı, Kayseri'yi savunan da vardı ama Mustafa Kemal Paşa Ankara konusunda ısrarcıydı. Ankara'da bu meclisin kurulmasını kaçınılmaz hale getirdi. Meclis-i Mebusan'ın kapatılması meşrutiyetin sonu muydu? Evet, aslına bakarsanız mutlakiyete dönüş oldu. Çünkü artık milli iradenin, daha doğrusu Devlet-i Aliye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların iradesini doğrudan yönetsel açıdan yansıtacak bir meşru yapı ortadan kalkmış oldu. Meşruti monarşinin sona erdiği ve tekrar yeni baştan padişah ve onun yönlendirdiği bir kabineden müteşekkil mutlak monarşi rejiminin tekrar İstanbul'da tesis edildiği bir döneme girilmiş oldu. Tutuklanan mebuslara ne oldu? Mustafa Kemal Paşa buna nasıl bir tepki verdi? Mebuslar aslında şöyle, bu ikinci parti, ilk parti zaten doğrudan Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra İngilizlerin tutuklayıp Malta'ya sürdükleri asker ve siyasiler vardı. Ama o ilk partide sürülenlerin hepsinin İttihat ve Terakki ile ilişkili doğrudan kendileri açısından tehdit olarak gördükleri isimler olduklarını biliyoruz. Bu sefer 16 Mart'tan sonra Meclis-i Mebusan kapatılırken tutuklananlar sadece İttihat ve Terakkiciler'di, bu sefer milliyetçilerdi. Yani Türk milliyetçileri milli direnişe, milli mücadeleye bir şekilde karışmış, bulaşmış, bunun içerisinde yer almış olduğunu bildikleri isimleri, işte bunların arasında kongrelere katılan Kara Vasıf, Rauf Bey, bu isimleri ve aynı zamanda o zamana kadar kurulan kabinelerde milliyetçilere, milli mücadeleye destek verdiklerini düşündükleri isimleri, işte bunlar da kimlerdir? Mesela Cevat Paşa'dır, mesela Mersinli Cemal Paşa'dır. Bunları tutuklayarak Malta'ya sürmeye karar vermişlerdir, bunları sürmüşlerdir. Burada ellerinden kaçırdıkları birkaç isim vardır. Aslında onlar da listededir. İşte Selahattin Adil Bey, İsmet Paşa, Kazım İnanç, Fevzi Paşa gibi isimler. Bunlar da başlarına gelecekleri bildikleri için ve artık İstanbul'da milli mücadele adına yapabilecekleri bir şey kalmadığı için mecburen artık Ankara'ya gelmek zorunda kalacaklardır. Bakın burada bir şeyin altını çizmekte fayda var. Sorunun kapsamının dışına çıksak da. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle İstanbul'da hükümet değişikliği olduğunda damat Ferit kabinesi değişip de yerine biraz daha milliyetçi duyguları yüksek isimlerden oluşan kabine kurulduğu dönemde istediği bir şey vardır. Kabinede mutlaka bir şekilde yer alan isimlerden şunu ister: Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Asım Gündüz gibi verdiği 5-6 tane isim. Bu isimlerin bir şekilde mutlaka erkan-ı harbiyede ya da karargahlarda aktif rol verilmesini ister. Yani Fevzi Paşa, İsmet Paşa, bunlar milli mücadeleye ancak meclis açılırken 1920 Nisan'ında katıldılar diye milli mücadeleye uzak durmuş isimler değil. Bunlar daha önceden belirlendiği üzere milli mücadeleye İstanbul'dan hizmet veren isimler. Ve onların artık İstanbul'daki mevcudiyetleri tehlikeye girdiği anda ancak Ankara'ya gelmelerine izin verir paşa. Fransızların bu sırada durumu nasıldı? Örneğin Antep'te neler oluyordu? Fransızların durumu gerçekten çıkmaza girmişti. Çukurova bölgesinde, biz hep Antep, Urfa, Maraş oradan bahsediyoruz ama Çukurova bölgesinde Tekelioğlu Sinan Bey, o da yine aynı şekilde milli mücadeleyi o bölgede örgütlemek üzere gönderilen bir subay. Pozantı'da ciddi anlamda Fransızlara kök söktürmekte, koskoca bir Fransız tümeni kuşatmayı yararak gidemiyor bir türlü yardıma Pozantı'ya ve Pozantı'da yere göğe sığdıramadıkları
bir kahraman taburları var. O taburun başında yine bir kahraman binbaşı meznilleri var. Ama bu tabur, 412. alayın ikinci taburu, o kuşatmaya yararak ne Pozantı'dan çıkabiliyor, ne Pozantı'da kuşatılan bu Fransız taburuna yardıma gidebiliyorlar. Hakikaten Fransızlar Çukurova'da açmaz da. Aynı şekilde ciddi anlamda sorun yaşıyorlar Antep'te. Antepliler direniyorlar. Antepliler iyi organize olmuşlar. Ve Fransızlar gün be gün Güney Cephesi'nde ciddi anlamda bir batağa saplandıklarının ve çok oradan istedikleri gibi bir sömürü ortamı yaratamayacaklarının artık farkına varmışlardır. Onlar da çok kritik bir hata yapar. Ermeni lejyonları kullanırlar. Oradaki Ermeni çetelerinden yararlanırlar. Bu Ermeni çetelerinin de bölgede yarattıkları tetiş ve terör çok ciddi anlamda bu direnişi hızlandırmıştır, büyütmüştür. Ve Fransızlar artık bir şekilde oradan çıkmanın derdindedirler. Asker bunun farkındadır, Fransız askeri. Fransız siyasetçileri de çok yakında farkına varacaklardır. Çünkü aynı zamanda artık Fransa'da da kamuoyunun ciddi anlamda bir isyanı vardır. Burada dikkat edilmesi gereken bir aktör daha vardır. Biz çok konuşmayız ama Almanya. Almanlar yeniden Fransızlar açısından ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Ve Fransızlar bir an evvel sınır ötesindeki işte onların Kilikya dediği bizim güney bölgemiz ya da Suriye bölgesindeki askerlerini, ordularını getirerek kendi ana vatanlarını korumanın telaşına düşeceklerdir. Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla onca emek boşa mı gitti? Bu aşamada Mustafa Kemal Paşa ümitsizliğe kapıldı mı? Hayır, en ufak bir şekilde ümitsizliğe kapılmadı. Çok öfkelendiği kesin. Bunu öfkenin aslında sebeplerinden biri de her ne kadar uyarsa da özellikle Rauf Bey'i, Kara Vasıf'ı, yani bu tarz Sivas'ta beraber hareket ettiği arkadaşlarını, onun sözünü dinlemeyerek Meclis-i Mebusan'ı İstanbul'da açma ve oraya katılma konusundaki ısrarları ve bunun sonucunda da bedel ödeyerek tutuklanarak Malta'ya gönderilmeleri. Buna çok tepkilidir Mustafa Kemal Paşa ama asıl tepkisinin sebebi tabii İngilizler ve uyguladıkları şiddettir. Bunun da bedelini ödetme yoluna gidecektir zaten. Daha önceden Kazım Karabekir'le ve diğer kolordu komutanlarıyla belirledikleri üzere Misak-ı Milli sınırları içerisinde ne kadar tespit ettikleri İngiliz saha ajanı ve işgal sorumlusu subay varsa hepsini tereyağından kıl çeker gibi alırlar, tutuklarlar ve artık onlar birer savaş esiridir. 32 rütbeli İngiliz subay çok azı kurtulabilir bu takibattan ki bunlardan bir tanesi Yüzbaşı Noel'dir. Yüzbaşı Noel özellikle Sivas Kongresi aşamasında Elazığ valisiyle beraber hareket ederek bir komployla Sivas'ı basıp Mustafa Kemal ve arkadaşlarını derdest edip İstanbul'a götürmek için o kumpası kuranların birisidir. Yüzbaşı Noel'in bu kumpasından da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları haberdar oldukları için en çok da ısrarla onun peşine düşerler. Ama o ele geçmez. Ama onun dışında mesela bir Albay Rawlinson, yani belki Misak-ı Milli sınırları içerisindeki en yüksek rütbeli ve en İngiliz saha istihbaratının önemli ismi, onu mesela yakalayıp tutuklarlar. Buna benzer isimler tutuklanır. Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi net ve serttir. Yani kısasa kısas. Siz eğer bizim milli mücadeledeki arkadaşlarımızı tutuklayıp savaş esiri yaparsanız biz de sizin subaylarınızı savaş esiri yaparız. Bu Malta esirlerine karşı İngiliz savaş esirleri konusu yaklaşık bir yıl daha gündemde kalacak. Ve İngilizler çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar. Prestijleri, tabiri caizse karizmaları kökten sarsılacaktır. Sovyetlerle ilişkilerimiz ne aşamaya gelmişti? Doğu cephesi sorunu çözülebilmiş miydi? Şimdi Sovyetlerle ilişkilerimizi yürütürken bizim kontrolümüzde olmayan, kontrol edemediğimiz bir takım olaylar da var. Bunlardan bir tanesi karşımızdaki muhatabın homojen bir yapıda olmaması. Yani karşımızda tek bir Sovyet Rusya yok aslında. Birden fazla yüzü var Sovyet Rusya'nın. Mesela Çiçer'in sosyoekonomik açıdan, kültürel açıdan biraz daha farklı bir yapıdan geldiği için onun yaklaşımları, reaksiyonları daha farklı. Stalin'in, Lenin'in daha farklı. Aldıkları teorik eğitim ve bunu pratik
uygulamaya döküş şekilleri birbirinden farklı. Bu nedenle mesela Çiçer'in hep karşımızda daha negatif, olumsuz, istediklerimizi vermeme yanlısı, hatta çoğu kez bizim Ermenilerle, Gürcülerle olan çekişmemizde onların tarafını tutar bir görüntüsü varken, Stalin biraz daha yumuşak, yani 25-30 sene sonra yaşayacaklarımızın tam tersine, o sırada Çiçerin'le ne zaman bir sıkıntı yaşasak kapısını çalıp sorunu çözmek için yardım istediğimiz kişi de Stalin oluyor o dönemde. Lenin tabii yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle çok ön planda değil. Daha çok öndeki iki aktör Çiçerin ve Stalin. İyi polis, kötü polis. Bıçak sırtında giden bir ilişkimiz var Sovyet Rusya'yla. Kesinlikle hani ne olsa İngilizlere onlar da düşman. Bize kayıtsız şartsız yardım ediyorlar. Böyle bir şey yok. Onlar da bazen ne yapacaklarını tam bilememekten, bazen stratejilerini doğru belirleyememekten ciddi anlamda gitgeller yaşıyorlar. Ermenistan özellikle burada kilit role sahip. Ermenistan'ı Sovyet Ermeni Cumhuriyeti olarak kendi bünyelerine almaya çalışırlarken bir yandan Ermenistan'da da İngiliz nüfuzu özellikle milliyetçi Ermeniler açısından çok kullanışlı bir piyon. O isimler. İngilizlerle özellikle Ermenistan konusundaki bu çekişme Sovyetleri giderek bize daha çok yaklaştırıyor. İngilizlere kaybetmemek için o Trans-Kafkasya, yani İngilizlerin Kafkas Setti dedikleri o projenin hayata geçmemesi için bize daha çok yaklaşmaya çalışıyorlar. Ama bu dediğim gibi kayıtsız şartsız koşarak bir kucak açma şeklinde değil. Ciddi anlamda çekişmeler yaşıyoruz ve vaat edilen yardımların o dönemde çok da öyle akar şeklinde gelmediğini, sürekli heyetlerin gidip geldiğini ama ciddi gergin de bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Ne olursa olsun, iktidar değişse de, ideoloji değişse de arada 300 yıllık bir husumet ve bunun bıraktığı izler, travmalar iki tarafta da çok taze. 1920 baharı biterken genel tablo nasıldı? İtilaf devletlerinin amacı neydi? Onların girişimlerine karşı bizim durduğumuz nokta neresiydi? İtilaf devletleri Mondros mütarekesiyle başladıkları işgalleri legalize etmeye çalışıyorlardı. Özellikle Fransızlar. İngilizler tek amaçları, tek dertleri o sırada bir an evvel barış görüşmelerini sonuçlandırmak ve artık yaşanılan, son 1,5-2 yıldır yaşanılan bu adı konmamış tuhaf durumun mütarekeye rağmen yapılan işgalleri bir şekilde adının konması bir an evvel. Ama hiç hesapta olmayan bir şekilde giderek büyüyen, giderek orada artık organize olan ve Ankara'da yani İşgal ettikleri coğrafyanın tam ortasında artık ulaşamadıkları, müdahale edemedikleri bir yerde bir milli direniş unsuru oluşmuş. Ve bu unsur önce Sovyet Rusya ile ilişkiler kurmuş. Her ne kadar Ankara'nın istediği seviyede olmasa da İngilizlerin korktuğunun daha ötesinde bir şekilde cereyan ediyor bu ilişkilerde Sovyet Rusya ile. Üstüne üstlük bu Ankara hükümeti elinde doğru dürüst bir silahlı güç yokken bile Güney cephesinde neredeyse Fransızları çok büyük zarar vererek onları saf dışı bırakmış. Fransızlar artık bir şekilde güneyde uzatmaları oynuyor. İngilizler bunun da farkında. Ve Milne hattı diye bir ucube bir hat çizilerek Yunanlarla Kuvayi Milliye arasında belki bir sınır oluşturulmuş. Ama er ya da geç bu Kuvayi Milliye ki iki Kuvayi Seyyare yapısı oluşarak bu müfrezelerin artık büyüdüğü, ordulaşmaya başladığı da göz önünde tutulursa Milne hattını geçip Yunanların üzerine yürümesi de artık zaman meselesi. Bu şartlar altında artık İngilizlerin çok daha radikal kararlar alması lazım. Zamana karşı yarışıyorlar. Bir an evvel barış görüşmelerinde Ankara'ya diz çöktürerek geri adım attırarak o kendi şartlarını, yani Sevr olarak daha sonra önümüze çıkacak olan o şartları dayatmaları gerekiyor. 1920 baharı biterken artık İngilizlerin bir strateji değişikliğine son kez giderek
hem çok fazla ekonomik açıdan kendilerini zora sokmayacak, hem Birinci Dünya Savaşı sonundaki kazanımlarından fazla fedakarlık etmelerini gerektirmeyecek, o kazanımları ellerini tutmalarını sağlayacak son bir aktöre bel bağlamaları gerektiğini göreceğiz.